bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Ablam ekmeği benim aldığımı öğrenince çok sevinecek. Sabah okula giderken arkadaşlarıma anlatacağım. Fena da attık oğlum herifi. Fena da attık. Abi o çocuk 3-5 güne kendine gelemez. Beter olsun it. Kim abi bu? Neden öyle bir şey yaptın? İşi aramızın teki. Boş ver, boş ver oğlum. Çak sen, çak, çak. Dikkat! Çaktık, çaktık. Abi, ne yaptın sen? Abi, çaktık, çaktık. Abi! Allah kahretsin. Çocukmuş lan. Yaşıyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum, hareket etmiyor. Bırak dokunma. Bırak dokunma. Öldüyse kurtulamazsın, parmak izi kalır. Ne diyorsun oğlum sen? Yardım etmeyecek miyiz? Abi, bak. Kimse yok ortalıkta. Bizi bir gören olmadan basıp gidelim, hadi. Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Hastaneye götürmeyecek miyiz? Abi. Araba babanın değil mi? Bak yakarsın adamı, ne olur hadi gel gidelim. Sar, hadi ne olur hadi. Lan çocuk lan daha. Çocuk lan daha. Çocuk deyip fark etmiyor. Öldüysen katilsin. Bin arabaya sar. Sarp arabaya bin. Sarp hadi abi hadi. Hadi abi. Bin sen de bin. Thank you.
Şerefsizler. Emel. Fırına gidip gelecekti. Niye gelmedi? Emel. Emel. Abi bana iki tekerlekli bisiklet sürmeyi öğretir misin? Bizim okulda herkes öyle biniyormuş. Öğretirim tabii fıstığım. Senin bisiklet kömürlükte miydi? Evet öyle. Gel çıkaralım onu hadi. Aradık oğlum, aradık. Abi, abi. Abi, baş gözünü abi. Abi. Abim buradayım, abim buradayım. Hiçbir şey olmayacak sana, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Ama yaz geldi, hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak sana. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak sana, hiçbir şey olmayacak. Çabuk, çabuk. Araba çarpmış kardeşime, bir şey olmaz mı? Biz gerekli ilk müdahaleyi yapacağız, sakin olun. Abi, abim hiçbir şey olmayacak sana, merak etme. Tamam, korkma, buradayım ben abi. Korkma. Hadi abi, gözünü seveyim. Hadi çabuk. Siz öne geçin. Hayır, onunla geleceğim. Peki, tamam. Atlayın. Ben ya. Çak sen, çak, çak. Bırakın. Allah kahretsin. Allah beni kahretsin. Allah beni kahretsin.
Sakin ol. Sakin ol. Kimse bir şey görmedi. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Oğlum neredesin sen? Ben de merak ettim. Neredeyse seni arayacaktım. Arkadaşlarlaydım. Buralardaydım. Ha. İyi tamam. Ver bakalım arabanın anahtarını. Biraz da ben keyif yapayım yeni arabayla. İyi misin sen? Çok yorgunum. Yatacağım hemen. Hey, hadi. Hadi görüşürüz. Nasıl var bunu ya? Şimdi anlaşıldı neyin olduğu. Hey! Ne yapıyorsun sen ya? He? Baba. Oğlum, ver şu yeni arabanın iki dakika dolaşayım deyip ondan sonra kaza yapmak ne demek oluyor ya? He? Özür dilerim. Çarparsın, çarparsın özür dilersin. Nasıl oldu kaza? Bana bak, rapor tutturdun değil mi? Kasko ödemez yoksa sonra parayı. Oğlum konuşsana! Baba, ben bir çocuğa çarptım. Ne? Çocuğa mı çarptın? Bisikletliydi, bir anda çıktı karşıma, görmedim. Çocuk iyi mi Sarp? Bilmiyorum, hareketsiz yatıyordu yerde, kanlar içindeydi. Kaçtık, hemen kaçtık. Oğlum çocuğu hastaneye götürmedin mi sen? Baba panikledim hemen, gittim oradan. Ne olur yardım et bana, ben hapse mi gireceğim baba? Sarp! Oğlum sen ne diyorsun? Daha ilk günden böyle başladıysak çok zamana kalmaz. Belimizi doğrulturuz yakında. Vallahi bana da öyle geliyor anne. Vallahi sana bir şey diyeyim mi Madir'im? Bak hiç abartısız söylüyorum. Eğer biz bu şekilde devam edersek yakında ya da bir tık ileride ya da daha tık ileride uluslararası köfteciler zincirimizi kurarız ha. Ağzından bal damlıyor. Kuzum benim, inşallah ol canım, inşallah. Sistirim, ne alemdesin? Tamı tamına 750 lira kazanmışız ve sadece 6 saatte. Yani tanesi 15 liradan 50 tane satmışız. Kemiksiz, güzel. Sen daha dur Gönül Hanım, dur. Yeni başlıyoruz. Görelim bakalım benim köfteler senin yemeklerine neler yapacağımış. Babama da aşk olsun ha. Bir tane bile köftemizden tatmadan gitti. Ayıpkem, sen hiç takılma bunlara. Ben zaten yarım ekmek üçüne de hazırladım. Olcan al götür şunları yesinler. Bunları onlara götüreyim. Evet, bütün mahalleli yedi. Şimdi bunların kem gözleri kalır, nazar değer, canları şişer. Götür oğlum, götür. Badırım bak, ikimiz de birbirimizi kandırmayalım. Eğer zehir koyduysan baştan söyle, ben tekrardan hapse falan girmek istemiyorum. Olcan, senin katil miyim ben? Abuk sabuk konuşma, hadi götür. Götüreyim Badırım. O vizyonsuz kadın da görsün bakalım vizyon neymiş. Aybike, çek şunu. Ne demişler Aybike? Anasına bak, kızını al, çevir köfteyi yanmasın. Hadi oğlum, oyalanma. Koş, koş. Hızlı, hızlı, hızlı Olcan, hadi. Al bakayım, al. Al. Aferin oğlum. Böyle de merhametlidir ha. Korkma abim, iyileşeceksin. Abi, kolum çok ağrıyor. Geçecek abi, şimdi doktorlar seni iyi edecek, evimize gideceğiz, tamam mı? Siz biraz bekleyin, siz de tedavi edelim. Buyurun. Korkma abicim, ben dışarıdayım, tamam mı? Buradayım ben. Öf, öf! Sırf bana inat diye, sırf böyle gıcıklık olsun diye geldi tezgahını tam burnumun dibine açtı. Ekmeğimle oynamak için, müşterilerimi çalmak için. Vicdansızlık değil mi ya bu? Ha? Vicdansızlık değil mi?
Ya anne, tamam abartma. Ya bir promosyon, bir şey falan hallederiz. Tekrar gelirler insanlar. Yani bu kadar abartmaya gerek yok bence. Püf, Afra. Pozitif. Ha, Oğulcan. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. İyi misin? Hayırdır? Bir sıkıntı yok değil mi oğlum? İyiyim, iyiyim. Hiçbir sıkıntı yok. Şey... Madrem size gönderdi de öyle yiyemeden gidince üzülmüş tabii. En azından bir tadına baksınlar dedi. Bu da bir garip oldu değil mi? Madrem işte, ne yapacaksın? Sen o madırına söyle. Anneciğim, anneciğim. Yani yok artık, delirme istersen. Delirttiler ya beni, delirttiler. Geldiğin adına burnumun dibini açtı. Bir de utanmadan adını vizyonlu köfteci koymuş. Evet, papucumun vizyonlusu. Gönül. Ne var? Tamam, abartma artık ya. Kocacığım, ben abartıyor muyum? Tamam Gönül, tamam. Ben gideyim o zaman. Tamam aslanım, tamam. Afiyet olsun. Burhan, ben abartıyor muyum? Sen ne yapıyorsun? Tadına bakayım diye. Tadına? Ha, tadına bakayım dedin yani. Kızım, bizim mis gibi yemeğimiz var. Ayıp, ayıp. Ayıp. Ayıp be, ayıp. Çok güzel kokuyor Doğruhan amca, biliyor musun? Ne vallahi ya. Böyle bir zamanda kimi arayabilirim? Kim olabilir? Ne yapacağım ya? Böyle bir olay hemen haberlere çıkmaz ama herhalde, değil mi? Yok, hiç sanmıyorum. Ama eğer birisi plakayı gördüyse o zaman adresimizi bulabilirler ve o zaman polis gelebilir. Onu biliyorum. Oğlum, etrafta kimseyi gördün mü? Var mıydı birileri falan? Kimse yoktu. Sokakta karanlıktı yani. Of, peki hastaneleri arasak? Bir şey öğrenebilir miyiz çocuğun durumuyla ilgili? Evet, evet olabilir. Yok yok, öyle bir şey yapmayalım. Şimdi arayıp soracaksınız falan, insanlar kuşkulanacaklar. Görmedim kimseyi diyor işte çocuk, karıştırmayalım boşu boşuna. Anne, ben de öğrenmek istiyorum. O çocuğa ne oldu, öldürdün mü, öldürmedin mi öğrenmek istiyorum. Tamam o zaman, hadi gel civardaki hastanelere bakalım, hadi yürü. Ben de geliyorum. Hayır Sefa, sen hiçbir yere gelmiyorsun. Ben sana haber veririm önemli bir şey olursa. Tek başına bisiklet sürmek istemişti, fırına gidecekti. Ben de salak gibi izin ver demişti. Sonra yine sokakta buldum, araba çarpıp kaçmış galiba. Kaza anını gören olmuş mu peki? Yok, o sırada kimse bir şey demedi. Ama o şerefsizin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum abi. Elimizden geleni yapacağız. Şuraya imzalar mısınız? Siz de yaralanmışsınız. Kavga falan mı ettiniz? Evet, arkadaşlarla bir kavgaya karıştık da önemli bir şey yok, hallettik. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ömer! Emel nasıl? Emel iyi mi? Sakin ol. Gelirken benimle konuşuyordu. Kolum ağrıyor abi dedi. Tamam, bir şey olmayacak. Konuşuyordu değil mi? Vallahi konuşuyordu Esya. Vallahi konuşuyordu. Tamam. Tamam, konuşuyorsun. Tamam. Sen yüzünü gözünün haline kavga mı ettin? Gerizekalı Sarp. İki arkadaşını alıp saldırdı bana işte. Okulda olanların intikamını alıyor. Niye böyle bir şey yaptı ya? Tamam, ya bir pansuman falan yaparlar, belki seni de götürelim. Siz şimdi hiç stres değil. Emel bir çıksın, sonra hallederiz, tamam mı? Bu gece hiç yaralı bir kız çocuğu gelmemiş buraya. Baba, belki bir şey olmamıştır. Kalk, köye gitmiştir o kız. Biz yine de emin olun. Buraya yakın bir hastanede var. Oraya da bakalım. Emel, iyi değil mi? Bir şey yok. Lütfen iyi değil ya, ne olur. Sakin olun çocuklar. Kardeşiniz gayet iyi. Ablam. Abim.
misin? İyiyim abi bak. Doktor abla bana robot kol yaptı. İki kırık vardı kolunda. Doktor hanım alçıya aldı. Şimdilik kontrol amaçlı olarak beyin tomografisi çektireceğiz. Herhangi bir sorun olmazsa taburcu edebiliriz. Bizim gelmemiz gerekiyor mu? Kısa sürecek işimiz. Gerek yok şu an için. Sen iyi misin abi? Sen beni merak etme fıstım, ben iyiyim. Tamam mı? Bir şeyim yok benim. Biz seni burada bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolu kırılmış. Allah buna da şükür Asiye. Emel öyle yerde gördün mü? Bisiklet bir yerde, kendi bir yerde. Ömrümden ömür gitti ya. Çarpan kişi de kaçmış. Küçücük çocuk ya, bir insan bunu nasıl yapar? Bulacağım onu, bulacağım. Ama önce Sarp'la ilgilenmem lazım. O gelip bana saldırmasaydı ben Emel'in peşini bırakmazdım. Bunların hiçbiri de olmazdı. Hayır Ömer, kimseyle kavga etmeyeceksin. Bunun sonu yok, anlamıyor musun ya? Sen Sarp'ı döv, sonra o seni dövsün. Sonra sen yine onu döv, suratının haline bak. Bak söz ver bana, kimseye bulaşmayacaksın. Ömer yüzüme bak. İyi tamam, bulaşmayacağım. Gel bir kaşını gözünü gösterelim, kanıyor hala, gel. Gel. Teşekkür ederim, sağ ol. Akbaba Mahallesi dedin değil mi? Evet. Tamam, bir kız çocuğu getirmişler. Bisiklete binerken araba çarpmış. Bulduk. Burada yani. Nasılmış durumu? Gayet iyi. Sadece kolunu alçıya almışlar. Hayati bir risk durumu söz konusu değil. Oh, çok şükür. Çok şükür. Al benden de o kadar. Yalnız sen cezalısın. Araba kullanmak yok bir süre, tamam mı? Sağının soluna bakmayı öğrendikten sonra tekrar alırsın arabayı. Tamam baba, sorun değil. Ne yapacağız şimdi? Hemen buradan çekip gideceğiz. Kız böyle seni görür de hatırlar falan, risk almayalım. Hadi yürü. Beyin kanaması riskinden korkuyordum açıkçası. Ama tomografisi temiz çıktı. Güzel kızımız kazayı ucuz atlatmış. Alçı biraz kolunu kaşındırabilir. Onun için şimdiden kusura bakma Emel'cim. Yok hiç kusura bakmam. Bu durumda hastanede kalmasını gerektirecek bir şey yok. Taburcu kağıtlarını imzaladım ben. İstediğiniz zaman Emel'i evine götürebilirsiniz. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Baba bir dakika. Bunların ne işi var burada? Ömer ve kardeşleri değil mi? Evet onlar. Baba ben Ömer'in kardeşine çarpmış olabilirim. Ne? Aferin sana. Aferin, iyi halt yemişsin. Hemen gidelim buradan. Prensesim. Bak Asiye ablan aradı. Koşarak geldim biliyor musun? Böyle uçtum. Artık bundan sonra bizim köftelerin adı uçan köfte olacak. Tamam. Sen nasılsın bir tanem, iyi misin? Yani iyiyim. Oğlum senin bu yüzünün hali ne? Sokakta 2-3 serseriyle kavga etmiş. Aynen öyle. Önemli bir şey değil. Nasıl önemli bir şey değil ya? Atla arabaya gidiyorsun. Ya oğlum önemli değil. Ben takılmıyorum, sen de takılma. Bitti gitti işte. Hadi gidelim. Hadi. Hadi kalkalım abicim. Mahalle mahalle değil ki. Çarpan çarpana, döven dövene. Merkür mü, retro mü de uzay... Vallahi bir gitsin artık ya. Vallahi bir gitsin. Ay kolum. Dikkat et. Oturdum. Hadi bismillah. Gerçekten inanamıyorum. Yani koca İstanbul'da bula bula Ömer'in kardeşini buldun çarpacak. İnanılır gibi değil ya. Ne işin vardı senin onların mahallesinde? Sabah okulda canımı sıktı. Ben de dersini vermeye gittim. Aferin. İyi halt etmişsin. Ömer inşallah duymaz yani kardeşine çarptığını.
Rahat durmaz çünkü. Sakin bir çocuk değil o. Başka kimse görmedi değil mi? Kimse yoktu baba. Sokak bomboştu işte. Bak bu olaydan kimseye bahsetmeyeceksin tamam mı Sarp? Anladın mı beni? Okul grubunda paylaşmak için fotoğraf çektim. Ya manyak mısın sen ya? Sil şunu. Sil şunu ya. Ne yapıyorsun sen ya? Sil çabuk. Allah'ım yarabbim ya. Hiç kimseye söylemeyeceksin bak. Yarın da hiçbir şey olmamış gibi okula gideceksin. Tamam? Araba? Arabayı ben hallederim. Bak bir daha söylüyorum. Hiç kimseye bu olaydan bahsetmeyeceksin. Anladın mı beni? Tamam. İnşallah anlamışsındır. Bakın bir daha benden böyle bir şey saklayacak olursanız çok kızacağım ona göre. Sevgi teyze sen korkma, panik olma diye haber vermedik. Olsun evladım, bilmek istiyorum. Kuzucuklarım nerede? Nasıllar, haberim olsun. Sevgi teyze, Emel seninle kalsın mı ya? Birkaç gün raporla okula gitmeyecek. Tabii kızım. Prensesler gibi bakarım ben kuzuma. Abicim. Sana çarpan arabanın rengini falan hatırlıyor musun? Hani geliyor mu aklına bir şey? Ömer görmedim diyor. Zorlamasam mı? Yok hani bir şey buluruz diye şey ettim ha. Seni bu hale getirenler ne istiyorlardı oğlum senden? Ne dertleri varmış, ne alıp veremedikleri varmış seninle? Bilmiyorum Sevgi teyze öyle 3-5 tane serseri işte. Önemli bir şey değil, boş ver. Asiye, hadi biz şu kaza yerine gidelim artık ha. Ömer, Burak Hoca cevap verdi mi mesajına? Ha, bir ders izin verdi bana ama biz yine erkenden gidelim. Hani kayıt mayıt bir şey buluruz, polise gidecek vaktimiz olsun. Demin polis kazayı araştırıyor demediniz mi siz oğlum? Ya araştırıyor da hani biz de bir yandan bakalım dedik. Fıstığım, Sevgi teyze üzmek yok tamam mı? Tamam abi. Oy aşkım benim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Sevgi teyze. Görüşürüz ya. Ay bugün ne kadar güzel ve aydınlık bir gün değil mi Akif'cim? Aynen. Aynen ya. O yastıktan kafamızı kaldırdık. Güzel bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra bir baktık, açtık perdeyi. Hop! Doğmuş güneşimiz. Şahane bir gün vallahi. Evet. Şahane bir gün. Ama yaydın. Yaydın Suzan'ım hadi. Bak bir sürü iş bekliyor bizi kulüpte. Daha insanlara sevgi tılsımını aşılayacağız. Hadi. Hadi, hadi sen çantanı al, ben buraları toplarım. Hadi can. Peki, tamam. Çıkalım. Hadi gidelim. Hadi canım benim. Ha? Hadi benim güzelim. Beni deniyor bak, beni deniyor. Doğum gününü unutup unutmadığımı yokluyor. Bak ulan unutur muyum ben? Benim adım Akif Atakul. Tabii ki kutlayacağız doğum gününü ahu gözlüm. Ne akşam kutlayacağım. Canım hadi, acele et biraz. Daha açmamış değil mi? Kim açmamış? Şu köşedeki tuhafiyeciyi, çaprazımızdaki lastikçiyi nasıl merak ediyorum açmış mı diye. Vizyonlu köftecimizi diyorum, vizyonlu köftecimizi. Uyuz Şengül'ü diyorum, uyuz Şengül'ü. Ya ne bileyim ben anne ya. Çok merak ediyorsan çık kendin bak. Üf. Kızım ben ne yapsam ya? Ben ne yapsam? Ben o minibüsü ateşe falan mı versem acaba? Böyle elime bir balyoz alsam? Böyle bütün ruhumu minibüsten mi çıkarsam ben ne yapsam ya? Ya anneciğim biraz sakin olur musun? Bu drama queenlik çok fazla yani şu an. Doğru. Queen evet. Drama da evet. Kızım ben ne yapacağım ya? Sabaha kadar uyku girmedi ya gözüme. Gram uyku girmedi. Sağa dönüyorum olmuyor, sola dönüyorum olmuyor. Düşünmekten beynim patladı, beynim. Ya ama böyle olmaz ki anneciğim. Sakin kalıp zekice planlar yapmamız lazım.
Ne yapacağım kızım ben? Ha canım kızım ne yapacağım? Sen bir şey yapmayacaksın. Ben yapacağım. Kaleyi içten fethetmeyi düşünüyorum. Yani Oğulcan oradayken çok da zor değil gibi. Ay 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 bu analar neler doğuruyor ya. Gerçekten kurtaracak mısın beni? Merak etme anneciğim halledeceğiz. Ay hadi bakalım. Hadi inşallah kızım. Ne demek okula gelmeyeceğim ya? Delirdin mi sen ne alaka? Leyla daha fazla ısrar etme gelmeyeceğim. Kendini böyle mi cezalandırıyorsun? Bu mu yani? Çok saçma abi. Leyla bak zaten dün de konuştuk aynı konuyu. Daha fazla olsun istemiyorum. Kalbini kırmak da istemiyorum tamam mı? Ne yani? Derse gelmeyeceksin. Derse gelmeyince sınavların da olmayacak. Hepsini geçtim. Devamsızlıktan kalırsın abi. Ben bir daha oraya döneceğimi sanmıyorum. Okulu mu bırakacaksın yani? Nasıl anlıyorsun o? Abi gel gidelim. Ne demek okulu bırakacağım ya? Ne yapacağız sonra? Leyla bırak. Abi ne olur hadi gel. Hadi gel. Leyla bırak! Neyini anlamıyorsun bunun ya? Ben bir daha o heriflerle yüz göz olmak istemiyorum. Anlamıyor musun sen bunu? Hiçbir şey yokmuş gibi karşılarına geçip sohbet etmek istemiyorum ben bu heriflerle. Uzaktan bana bakıp gözlerini kaçırmalarını ama bunu fark etmemiş gibi yapmayı istemiyorum. Anlasana şunu artık. Bana bağırıyorsun. Leyla özür dilerim. Abicim bak çok özür dilerim ama gitmek istemiyorum bak rica ediyorum senden. Rica ediyorum. Abicim bak çok özür dilerim tamam mı? Sabah süpürmüşler galiba burayı. Etraf çok temiz gözüküyor. Geç kaldık yani ha? Öyle gibi. Allah kahretsin ya. Emel'in bisikleti vardı. Onu nereye koydular? Herhalde burayı temizleyenler onu da aldı. Bilmiyorum ki. Vay arkadaş. Gel şu dükkana soralım. Güvenlik kamerası da var. Ay umarım kaydetmişlerdir ya. Günaydın. Günaydın. Buyurun. Dün akşam bu sokakta kardeşime bir araba çarptı. Ve çarpan araba kaçıp gitmiş. Biz de bunu kimin yaptığını bulmaya çalışıyoruz. Benimle ne ilgisi var bunun? Şurada bir güvenlik kamerası var ya. O bu sokağı görüyor. Yani bir ihtimal belki kazayı çekmiştir diye düşündük. O kaydı izleyebilme şansımız var mı acaba? Yok kardeşim ben öyle bir şey yapamam. Niye? Niye yapamıyorsunuz? O kayıtları ben kendim için tutuyorum. Her önüne gelene izlettiremem ki. Ama biz size durumumuzu anlattık. Yani öyle önüne gelen gibi bir durumumuz yok. Yok yok yok. Yo. Yasal değil bir kere. Dayı ben bilmiyorum yasalı masalı. Birisi kardeşime çarptı kaçtı onu bulmaya çalışıyorum. Ben onunla ilgileniyorum sadece. İzlettirmiyorum kardeşim. Hem nereden bileyim ben sizin doğru anlattığınızı? Belki yan dükkanı soydunuz. Gelip kamerada görüntünüz var mı yok mu ona bakacaksınız. Ben o sorumluluğu alamam. Dayıcığım kayda bak kazayı göreceksin. Çıldırtma beni sabah sabah. Siz polise gittiniz mi? Gittik abi gittik. Hah. Ben veririm polise görüntüleri. Siz de temiz temiz izlersiniz. Arkadaş çattıkça. Ya tamam Ömer boş ver ya vermeyecek. Polisten alırız biz bilgi. Ha şöyle. İşim gücüm var benim. Hadi iyi günler. Tövbe tövbe ya. Uyuz herif ya. Verse ölür sanki ha. Tamam Ömer sakin ol ya. Ya şimdi öğrenecektik ya 3-5 saat sonra. Sakin olamıyorum Asiye. Emel'i öyle gördükten sonra sakin makin olamıyorum ben. Poliste numaramız var mı? Var. Hastane polisi aldı bütün bilgileri. Tamam o zaman biz okula gidelim. Aramalarını bekleyelim. Eğer bir haber gelmezse okul çıkışında karakola gideriz. Bekleyelim. Nasıl bekleyeceksek. Rahatsız herif. Sanki canını istedik ha. Akıllısı bulmuyor ki. Good morning sınıf. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun kızın ötesi? Akşam ödevini yapmadın mı yoksa? Ev biraz tatsızdı onun için yapamadım. Ne demek yani tatsızdı derken ne oldu ki?
Abim bir daha okula gelmeyecekmiş, onun için sorun vardı biraz evde. Şaka yapıyorsun. Şaka olsa keşke ama bırakacakmış okulu işte. Vay arkadaş ya. Dünkü tiradından sonra şimdi de yalnız çocuk tripleri ha? Harbi artist senin bu abi. İlgi görmek için yapıyor kesin. Güya hiç sevilmemiş biriymiş ya. Yersen tabii. Ne diyorsun be sen? Ne diyorsun? Sen bizim hayatımız hakkında ne biliyorsun? Abim hakkında ne biliyorsun sen? Cevap versene. Tamam, sakin ol. Sen karışma Süsen. Sevgilinden ayrıldın diye abimi suçlamayı bırak artık. O hiçbir şey yapmadı. Emin misin? Evet. Çok eminim. Sen ne halt yediysen, ki bilmiyorum ben senin ne yaptığını. Aybike ile aranız bunun için bozuldu. Abimle alakası yok. Ne olduysa ikiniz arasında. Abim hiçbir şey yapmadı. Yeter artık. Suçlama abimi ya. Berko. Acaba diyorum bir kendine mi gelsen? Ağırdan alsan falan. Kardeşimin gözünde iyice küçültme kendini. Bence öyle yap yani. Yine ben suçlu oldum, iyi mi? Ben. Anlayamadın hala değil mi? Değişenin sen olduğunu, problemin kimse de değil sende olduğunu hala anlayamadın. Beni siz dedikleriz! Siz beni dedikleriz! Tamam Berk, tamam. Bir sakin ol şu an. Sakin ol. Abi haklıyken haksız duruma düşmeyi kes. Yapma şunları. Tamam. Berk Tolga'ya fena takılmış ha. Evet ya, Tolga da Tolga. Ne Tolga'ymış arkadaş? Yalnız çocuğa da üzüldüm ha. Okulu bırakacağım falan demesi. Yazık edecek kendini. Ben de çok üzüldüm ona ya. Hatta bu kararından dolayı kendimi de suçluyorum Olcan. Belki sonuçta benim yüzümden onunla uğraşıp durdu. Aybike. Ben diyorum ki acaba beraber gidip Tolga ile mi konuşsak? Yok, o kadar da değil. Doğru, sen de haklısın. Belli ki çocuk kendi içinde yeteri kadar acı çekiyor. Bir de okuldan kopmasına bence gerek yok. O zaman ben tek giderim. Leyla. Ben diyorum ki abine gidip bir konuşayım. Gerçekten mi? Ha, gerçekten. Oradan bakınca tabii böyle kulağa bir garip geliyor. Benim Tolga için bir şey yapacak olmam. Ne yapayım ya, üzüldüm çocuğum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok iyisin. Biliyorum. Hatta kızlar biliyor musunuz? Benim böyle arkada böyle kanatlarım var. Bakın isterseniz. Hani gözükmüyor olabilir ama orada bir yerde ben hissediyorum. Dokun Aybik. Heh. Başladı yine kendini övmeye. Hiç durmaz da şimdi bu. O yüzden. Hadi Olcan. Hadi. Heh, hadi o kadar mı kelime? Allah'ım ya. Şu yarınki kimya sınavı yerine 10 tane edebiyat sınavına gir deseler kabul ederim. Hatta 20 tane sınava gir desinler, onu bile kabul ederim. Ya yeter ki beni kimya sınavına sokmasınlar ya. Ya hiç beynim almıyor. Abi, ya lütfen biraz rahatlar mısın? Çok gerginsin. Ne dedi babam sana? Hı? Kimseye bir şey söyleme, belli etme, yeter. Ya yeter de. O an aklımdan çıkmıyor ki Yasmin. Ne yapayım, nasıl belli etmeyeyim? Gençler. Ya Asiye aradım, açmadı. Sınıfta da yok. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ömer de yok. Niye sadece Asiye'ye sordun? Bak sistem, sana bir abi nasihat olsun. Tamam, öğren bunları. Bu tam bir algıda seçicilik. Tabii, gördün mü? Al, örnek işte. Bak sadece Asiye'yi merak ediyor, diğerleri yok. Olcan neredeler oğlum, söylesene. Emelcik dün bir kaza geçirdi. İşte ona çarpan şerefsizi bulmaya gittiler. Ne diyorsun sen ya? Ciddi misin? Yapma.
Emel nasıl peki? Kötü bir şey yok değil mi? Kolu alçıda bir tek. Onun dışında iyi. Ay, kıyamam ya. Çok korkmuştur kesin. Ya öğrenirlerse? Ne olacak? Ya sen kimse yoktu demedin mi abicim? Evet dedim de ya biri görmüşse ben fark etmediysem Yasmin. Yemin ederim Ömer'i dövdüğüme bile pişmanım şu an ya. Panik yapma abi, ne olur ya. Bu böyle panikleyerek çözülecek bir şey değil. Normal davran, belli etme. Sadece bunu yap, tamam mı? Hadi. Şengül! Şengül ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Allah Allah, sen niye ağır kaldırıyorsun kızım? Dağlasın. Ya doktor söylemedim sana. Ağır kaldırmak yasak, tehlikeli diye. Ha söyledi de yükümü alacak bir adam yok ki başımda, oran ne yapayım? Çaresi kendim yükleniyorum her şeyi. Kızım tamam, bırak sen şimdi bana laf sokmayı da. Şu sorduğum soruya bir cevap ver hele. Sen bu arabayı alacak parayı nereden buldun? Ha? Kredi üstüne kredi mi çektin bir de? Yok yok, öyle bir şey yapmadım Orhan. Ya? Allah razı olsun, senin sayende aldım bu minibüsü. Nasıl benim sayemde ya? Anda bunu aldım. Nasıl bunu aldın ya? Karttan nakit avans çektim, öyle aldım. Kızım, iyi de ben bunu çocukların ihtiyacı var diye verdim sana ya. Ben de zaten çocukların ihtiyacı için aldım Orhan, ekmek kapısı. Yani temizliğe giderek ev dönmüyor. Of. Of tamam tamam, doğru haklısın. Bir şey demiyorum sana. Ne kadar çektin bunu? 50.000. Ne? 50.000 mi? 50.000'cik. Kızım sen kafayı mı yedin? Ne 50.000'inden bahsediyorsun sen ya? Allah Allah. Ya bu dükkanın kartı, dükkanım. Ben bununla erzak alıyorum dükkana ya. 50.000 çekmek nedir ya? Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben çalışacağım, borcumu sana ödeyeceğim. Bak şimdi. Ya ben onu mu diyorum sana? Ey Allah'ım yarabbim ya. Şimdi kendi elimle kendine rakip mi yarattım yani? Biraz öyle oldu tabii. Yani eks kocam yatırımcı oldu. Beni teşebbüste bulundum, işletmeyi başlattım gibi düşünebiliriz. Eks ne kız? Ne bileyim, olacağım diyor ya böyle. Manitaymış hani, eski kırık falan anlamında. Tövbe estağfurullah ya, tövbe estağfurullah. Ya sen hakikaten benim başımın belasısın ha. O konuda biraz haklısın, evet olabilirim. Ne haber Süsi? İyi. IBK ile ayrılınca teneffüsler uzun gelmeye başladı değil mi? Tecrübe konuşuyor galiba. Sayılır. Bizim de aramız bu ara bayağı bir gergin. Leyla meselesi mi hala? Hani benim patlattığım. Yani onunla başlayan ve devam eden Leyla sorunsalı diyelim. Amacım senin canını sıkmak değildi Süsi. Ama okulda atışıp dışarıda da gayet güzel takıldıklarını görünce susamadım. Ya yok, sorun değil zaten. Ya dediğim gibi sorun bir tek o akşamki olay da değil yani. İki gece önce de onun yanına gitmek için bana yalan söyledi. Ne güzel ya. Bulmuş senin gibi iyi niyetli saf kızı. Habire yalan söyledi ha. Bence affetme. Yani en azından bir süre. Belki biraz burnu sürtülür de değerini anlar senin. Ve işte deniyoruz. Bakalım dik durabileceğim mi? Ben seninle konuşayım artık ya. Ya da boş ver. Pek gönlü yok gibi. Hala kızgın sana galiba. Vay. Bu kadar hızlı beklemiyordum ha. İlk kez hemen atlamadın. Ya. Gayet de cool durdun. Aferin sana. Ya böyle trip atmam işe yarar mı sence? Denemekte fayda var Süsi.
Denemekte fayda var. Ömer. Ziyan. Bir haber var mı? Yok, polisten haber bekliyoruz hala. Geçmiş olsun ya, çok üzüldüm. Emel, nasıl bir şey var mı? Kolu ağrıyor biraz ama onun dışında iyi. Ya da öyle gözükmeye çalışıyor. Kıyamam prensesime ya. Şu kaza nasıl olmuş, bana bir anlatsanıza. Asiye sen anlat, ben çantaları bırakayım. Ver çantanı. Sarp. Kimse bir şey bilmiyor, unutma bunu, tamam mı? Tek dur. Dün gece yaptığın şerefsizliği unutacağımı sanma. Üçe bir saldırmak tam da senin gibi bir kıymaya yakışırdı zaten ha. Ama hesabını keseceğim. Bitti mi? Bitmedi. Önce senden daha büyük bir şerefsiz yakalayacağım, sonra sana uğrayacağım. Bekle beni. Şimdi çekilebilirsin. Ömer. Tartışmıyorsunuz değil mi? Yok. Bana söz verdin bak. Tamam kız, tamam. Sözüm söz. Oğlum ben heriflere var ya, feci kuruldum ha. Emel'e çarpan şerefsizleri zaten bulacağız da. Sana şunu yapan itleri de ben bulmak istiyorum. Onu ne yapacağız? Ya boş ver oğlum. Bitti gitti. Takılma. Boş ver. Oğlum nasıl ben takılmayayım? Biz zaten kendimizi niye tutuyoruz? Onu da anlamış değilim. Kafa göz dalarım. Sanki yapmadığımız şey Ömer. Zaten biz akbaba çocuğuyuz. Bizim mahallemiz hani kim biz? Ömer. Burnun kanıyor senin. Harbiden lan kanıyor. Dur al şunu. Ya tamam tamam, ben bir lavaboya gidip temizim, bir şey yok, tamam. Lan o şerefsizler burnuna da vurduysa var ya. Vay maşallah ya. Kolay gelsin usta. Sağ ol abi. Ne güzel bunlar böyle ya, pırıl pırıl. Organik mi bunlar? Ahmet Bey özellikle organik olmasını istiyor. Ben de en iyisini, en tazesini alıp getiriyorum kendisine. Ha. Ahmet Bey öyledir. Her şeyin en tazesini, en güzelini ister. Sağ olsun. Şu faturayı versene sen bana. Al. Ama iyi de eksik var ya bu faturada. Nasıl yani? Hepsinin fiyatı eksiksiz yazıyor burada. Eksik var. Bak gel bak. Eksik var. Nerede eksik biliyor musun? Bak şuraya bir sıfır daha fazla koyacaksın. Yok abi. Ahmet Bey'le konuştuğumuz gibi. Toplam 5000. Şeker kardeşim. Bak sen oraya bir sıfır daha koy. Oku bakayım ne oluyor. Nasıl yani? 50.000 mi yazacağım? 50.000. Sen oraya 50.000 yazacaksın. 50-50 karışacağız. Ya, ya Ahmet Bey anlarsa? Ya başımıza bir iş açılırsa? Açılmaz, merak etme. Bak ben bu işletmenin müdürüyüm. Bu işlerin de kompetanıyım. Sen benim dediğimi yap, Allah Allah. Yok abi ya, kalsın. Kalmasın. Kardeşim neden kalıyor? Aklımızda kalır. Kalmasın ya, elin mi yorulacak? Hadi at bakayım bir sıfır sen şuraya. Hadi dinle beni. Yarısı kesin benim ama, değil mi? Şüphesiz. İşte bu kadar ya. Sen şimdi mallarını indirmeye devam et. Ben de bu tahsilatı yapıp geleyim. Hadi can. Tamam abim. Nebahat Hanım. Senin benden aldıklarını ben de senden parça parça geri alırım. Zeki adamsın Akif. Çok zeki adamsın. Şekerim, bu arada ben ulaşabildiğim herkesle konuştum, görüştüm. Benim okul aile birliği başkanı olmama hepsi okeyler. E süper. Hiç o zaman adaya falan gerek yok. Direkt seni seçelim. Yani olabilir. Neden olmasın? Bakalım. Ay.
Bunlar da eski düşman yeni dost. Allah pes yani. Hakikaten nasıl mideleri kaldırıyor ben hiç anlamıyorum. Yani ben de hiç anlamıyorum. Kafam karışıyor şimdi. Bunların hangisi hangisinin kocasını çalmıştı? Ne olmuştu? Dur hayatım ben senin hafızanı tazeleyeyim. Bak şu esmer olan var ya. Sarışının kocayı kaptı. Yani Ahmet'in yeni ortağı Nebahat kocayı kaptıra. Anladım anladım neyse. Boş ver şekerim sen hiç ilgilenme uzak dur bunlardan. Hiç enerjini düşürme. Ay yok canım ne düşüreceğim. Hayatta da düşürme. Zaten o Nebahat'i okul aile birliği listesine yazmadım bile. Ama Suzan'ı yazdım. Acıyorum o kadına ya. Ya ne bileyim Akif'le Nebahat'in yanında çok bile masum kalıyor. İyi de yani Suzan'ın okul aile birliğiyle ne alakası var ki? E hayatım sınıfta Ömer diye bir çocuk yok mu? E Suzan'ın annesi? Oğlummuş. Ne? O çocuk var ya Ömer. Benim oğlummuş. Suzan Ömer'in annesi mi? Evet. Hatta Suzan'ın gayrimeşru çocuğu. Ya Suzan bile daha geçen yıl öğrendi bir oğlu olduğunu. Düşünebiliyor musun? Rezalete bak yani. Peki bu Ömer'in babası kimmiş? Vallahi orası meçhul hayatım. O henüz açıklanmadı. Bilmiyoruz ama yakında çıkar kokusu. Zaten burada her şey zamanla patır patır dökülüyor ortaya. O yüzden öğrenirsin sen de. Görürsün yakında merak etme. Bakar mısın? Biz bir menü rica edebilir miyiz? Tabii. Olsun. Hadi lütfen. Lütfen. Ya kahretsin ya. Nasıl açacağım ben bu dolabı? Hadi bakalım inşallah beceririm. Sen miydin ya? Ne yapıyordun ki? Hiç. Hiçbir şey. Takılıyorum hala. Takılıyorsun. Kimyacısının dolabının önünde hem de. Hı. Üstelik yarın da sınavımız var. Hı. Anlıyorum. Hayırdır çocuklar? Burası öğretmenler odası. Ne yapıyorsunuz burada? Hocam müdür bey bu kolleri buraya taşımamızı istemişti de. İşimiz bitti ama. Hadi Yasmin gidelim. İyi günler hocam. İyi dersler hocam. Size Doruk'cum. Yarın sınav var. İyi çalışın.
Olur Özlem. Sağ ol. Sayende yırttım vallahi. Şanslıymışsın. Ben olmasam kabak gibi yakalanacaktın. Niye böyle bir şeye kalkıştın? Çünkü kimyayı kafam asla almıyor. Yani eğer sınav sorularını çalmış olsaydım bile geçemezdim. O derece. Abart istersen. Hayır cidden. Maalesef ki öyle almıyor. Yani bence doğru insanla çalışsan anlarsın. Kimya o kadar zor bir ders değil. Doğru insan dediğin kim mesela? Var mı bir önerin? Yani bilmem. Mesela benim kimyam iyi. Asiye'ninki hepimizden iyi. Eğer istersen biz seni çalıştırabiliriz. 100 alma garantisi verebilir miyiz? Verebiliriz. Üçümüz mü çalışacağız yani? Bence gayet mantıklı. Ne dersin? Seni gördüğüm çok iyi oldu Ahmet. Bir bakabilir misin lütfen? Hayırdır Suzan? Ne oldu? Nebati onaylatmam gereken bir liste var da onu bulamadım. Acilen de mail atmamız lazım. Sen imzalayabilir misin? Tabii. Bakalım neymiş? Bu aidatlarını ödemeyen üyelerin listesi. Muhasebe rica etti de. Tamam. Ay çok sağ ol. Rica ederim. Şok, şok, şok. İki eski sevgili yıllar sonra tekrar beraber. Vallahi çok şanslısın Ahmetciğim. Yenisi evde, eskisi iş yerinde. Böyle bütün sevgililerin elinin altında duruyor maşallah. Ne biçim konuşuyorsunuz siz? Ne kadar ayıp bir şey söylediğinizin farkında mısınız? Evet, bak biraz garip olmuyor mu karıcığım? Niye? Yalan mı bu? Yani siz eski sevgili değil misiniz? Ömer sizin oğlunuz değil mi? Bence hiç inkar etmeyin, komik duruma düşersiniz. İnkar falan eden yok hanımefendi. Evet, Ömer bizim oğlumuz. Yalnız bu mesele 19 yıl önceydi. Yani şu anda aramızda Ahmet'le bir şey olduğunu göstermez. Evet, ayrıca Suzan evli bir kadın. Bence konuştuğuna dikkat et Şevval. Pardon da benim niye bundan haberim olmuyor? Yani ben Suzan'ın burada çalıştığını neden bilmiyorum acaba? Bunu senden özellikle saklamadım Şevval. Bu sadece aramızda konuşulmaya değer bir konu olmadığı için sustuk. Konuyu kapattık, hepsi bu. Hala çok iyi anlaşıyorsunuz maşallah. Bakın, sizin saçma sapan fikirlerinizi harcayacak zamanım yok benim. Yalnız sizden tek bir isteğim var. Ömer, Ahmet'in onun babası olduğunu bilmiyor. Yani bu konuyu ulu orta herkesle konuşmazsanız sevinirim. İyi günler. Şevval, niye böyle konuşuyorsun sen? Kendini küçültüyorsun. Hı? Senin yüzünden Ahmet. Senin yüzünden. Beni artık delirttiğin için. Eski günlerdeki gibi ha? Çok acayip bir planım var Asiye. Ne oldu? Yine nereye balık tutmaya, pikniğe gezmeye gidiyoruz. Bak ya, canımı çektirdin şimdi biliyor musun? Ama yok. Bu seferki bizimle ilgili değil. Ömer'le ilgili. Ömer'le mi ilgili? Yasmin'i kimya sınavına çalıştıracağız. Yasmin'i? Ne alaka Yasmin'i? Niye biz çalıştırıyoruz? Ya ben bunu öğretmenler odasında sınav sorularını çalmaya çalışırken yakaladım. Ama sonra hocaya yakalanmaktan kurtardım. Sonra da Asiye ile biz sana yardımcı oluruz dedim. Yani bunun Ömer'le alakası ne ki? Bak. Ömer'in kardeşleriyle arasının iyi olmasını istediğini biliyorum. Ben de senin aran düzelirse belki onların da arası düzelir diye düşündüm. Sen yakışıklı olduğun kadar zeki misin de? Yani öyle derler tabii. Evet. Ama karizmatik ve sempatiyi de unutmazsak tabii. Evet evet, onları hiç atlamayalım. Yani bence de atlamayalım. Çünkü önemli biliyorsun. Yakışıklı, zeki, karizmatik, sempatik. Önemli. Yasmin. Efendim?
Kimya sınavına bizim evde mi çalışsak ya? Yani sen bize gelsen, Ömer de orada. Yani Ömer'in kimyası çok iyidir o sebeple. Asiye, bir şey soracağım sana. Benden pek hoşlanmadığını biliyorum. Yani nereden esti de birden böyle bana iyilik yapasın geldi? Onun sebebini öğrenebilir miyim? Yani yeni bir başlangıç için tabii ki. Neden olacak? Ben aranızdaki buzları eritmek için daha iyi bir fırsat düşünemiyorum. Koca bir yıl böyle geçmemeli ama, değil mi? Evet, doğru. Ama istemiyorsan zorlayamam seni tabii. Yok, hayır hayır. Doruk söylediğinde zaten kabul etmiştim ben. Kimyam cidden çok kötü, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Denize düşen yılana sarılırmış. Yani bu çok böyle hoş bir benzetme olmadı sanki ama... olsun. Biz bunun üstünde çok durmuyoruz ve akşam Asiye'lerde buluşuyoruz. Eğer sen de okeysen ben seni almaya geliyorum. Anlaştık. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım ya. Ömer'in kardeşi olmasa çok fena bozmuştum şu an. Yani. Doruk gülme. Gülme bak, sana sararım ha. Hastayım bu hallerine be. Kızmak da bir başka yakışıyor ha. Tamam, olsun. Hallettik. Çık. Hadi gidiyoruz. Oğlum, polisten haber var mı? Heh, bakmışlar mı adamın kamerasına falan? Yok hala abi haber. Ama ben dayanamıyorum. Kuzen gidip kendim soracağım karakola. Hani ne yaptınız, ne buldunuz diye. Ben de geleyim diyeceğim de. Madırım sağ olsun. Köfteyi bana kilitledi. Akşam yoğuracakmışım. Yok oğlum, sen işine bak. Ben kütüphaneye uğrar kaçarım. Hadi. Olcan, konuşabilir miyiz biraz? Benim bir fikrim var da. Bir fikrim var. Ne yapacaksın? Annemi ağaca bağlayıp ok mu atacaksın? Hani çünkü yaparsın sen. Hani geçen sefer canını çok acıtamadım diyorsan bu şekilde mi acıtacaksın? Çok iyi fikir. Ne? Ya şaka yapıyorum. Ya öyle bir şey değil tabii ki. Yani ben annelerimizin arasındaki düşmanlığı bitirmek için bir plan yaptım. Ha. Ya şöyle, biz iyi geçinirsek annelerimizin de arasındaki gerilimin azalacağını düşünüyorum. Hatta belki dost bile olabilirler. Senin annem benim annemle dost. Bak, ağzıma bile oturmadı. Bak, sen beni dinle. Ben böyle işleri çok iyi beceririm, tamam mı? Bana güven. İyi, güvenelim bakalım. Süper. O zaman çıkalım. Ben sana yolda detayları anlatırım, olur mu? Hı hı. Geldim, geldim hadi. Çok saçma bir şey oldu abi. Bırak ya. Şimdi onu. Başım büyük dertte galiba. Ne oldu? Bir güvenlik kamera görüntüsü varmış. Ömer ona bakmaya gitti. Eyvah, eyvah. O görüntüde var mıyım, yok muyum öğrenmem lazım. Ama nasıl? Buldum. Vallahi buldum. Biliyorum ne yapacağımızı. Ne olup bittiğini öğrenebilirim. Yasmin, çok gerginim. Ne var kafanda, anlat. Ya işte Doruk beni kimyaya çalışacak dedim ya. Hani Asiye de orada olacaktı. Ya işte Asiye'lerde çalışacağız. Ömer'in burnunun dibinde çalışacağız yani. Tam olarak olmam gereken yerde. Çok iyi haber. Çok iyi haber. Hı hı. Hı? Aynen öyle. Hı. Nefret. Çok iyi. Nasıl bir yoğurma çeşidin var senin? Hani bir planın falan var deyince beraber böyle köfte yoğuracağımız hiç aklıma gelmemişti. Çok mantıklı değil mi ama? Annelerimiz bizim böyle iyi anlaşıp bir şeyler yaptığımızı görünce yumuşayacaklar bence. Yani. Ben diyorum ki o zaman buradan sonra da sizin lokantaya gidelim, orada bir şeyler yapalım. Ne dersin? Boş ver ya. Başka zaman yaparız onu. Niye ya? Benim madır madem yumuşayacak, senin madır da yumuşasın ha? Benim madırım sonra yumuşasın ya. Ben bir su alabilir miyim acaba?
Soğuk olsa ne güzel olurdu ama. Değil mi? O zaman ben sana bir tane soğuk su getireyim. Hı hı. Çok iyi olur. Biliyordum bir pislik yapacağını. Ay ne tatlısın. Öyle. Yalnız Afra'cığım bizim köftenin böyle bir özel bir tarifi var biliyor musun? Ya neymiş o? Tuz. Ne kadar fazla tuz, o kadar lezzetli bizim köfte. Hadi ya. He. Al dök sen de. Dökeyim mi? He. Ama bak sen çekiniyorsun, öyle olmaz. Böyle boşaltacaksın işte. Hani demin yapıyordun ya, onun gibi düşün. Harbiden ya, sen ne ara öğrendin bizim köftenin tarifinde döktün o kadar tuzu? Gördün mü? Gördüm. Evet. Zaten sana bir şey diyeyim mi? Senden böyle bir teklif gelince kıllanmıştım. Ama senden daha zeki hamleler bekliyorum. Böyle olmaz. Şaşırt beni. Küçük. Memnun oldum. Oğulcan ben de. Oğluyla pasta üfleyince nasıl sevinecek Suzan'ım be. Ulan sürpriz bizim işimiz. Sonuçta o adam Ömer'in babası. İstese de istemese de. O çocuklar da kardeşi. Kim lan Ömer'in babası? Ömer'i kardeşiyle yakınlaştırmana çok sevindim kızım. Çok iyi düşünmüşsün. Biliyor musun Sevgi teyze? Senin oğlun da çok pişman olacak. Ömer'i bağrına basacak o, ben biliyorum. İnşallah kızım, inşallah. Sevgi teyze. Ben Sevgi Hanım'ın oğluyum. Ahmet. Tamam. Ve bu evde de çocukluğum geçti. Onun için de bu ev benim evim oluyor. Şimdi eğer ehliyet, ruhsat, nüfus kağıdı ve doğum kağıdı falan gerekmiyorsa sizi dinlemek isterim. Kimsiniz siz? Ulan Sevgi Hanım'ın oğlu Ahmet. O zaman bizim Ahmet Ömer'in babası. Ömer'in babasıysa Suzan'ın da eski sevgilisi. Canım, canım bir tanem verir. Efendim tanıştırayım. Ahmet Bey yeni arkadaşım. Suzan Atakul, eşim. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de. Ulan nasıl bir oyun içindeyim lan ben. Sana helal olsun be Suzan. Ayakta uyuttun beni, sana helal olsun be. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu ne kuyruk olmuş köftecinin önünde. Ya sen hamilesin, hamile. Git evinde otur, çocuğunu doğur, ne bileyim ben. Ekmeğimle niye oynuyorsun ya? Bana bak, senin hani bir planın vardı. Ne yapıyordun şey, kaleyi işten fethediyordun falan. Ne oldu o iş? Çok üzgünüm ya anne. O plan yattı, olmadı yani. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin şu dükkanım. Bomboş. Silik alıyoruz ya, silik. Çıldıracağım ben ya. Arkadaşım sen çıldıracağım ben ya. Ay gerçekten çıldıracak sonunda ya.
Yani Akif, bakkala uğrayıp geliyorum dedin, saatler oldu. Nihayet gelebildin. İyi misin sen? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Nasıl yani? Çok basit. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Akif, şu anda hiçbir şey anlamıyorum ben. Peki ben anlatayım o zaman Suzan. Ahmet'in Ömer'in babası olduğunu öğrendim. Esen'in de Ömer'in annesi olduğunu biliyorum. Buradan nasıl bir sonuç elde ediyoruz? Demek ki o Ahmet denen herifle senin bir mazin varmış. Nereden öğrendin sen bunu? Bu mu ya konumuz? Hakikaten şu an konumuz bu mu? İçime doğdu, öğrendim. Kuşlar söyledi, öğrendim. Allah'ın sevgili kuluymuşum ki öğrendim. Bu mu konumuz? Yalnız Akif, Ömer'in hiçbir şeyden haberi yok. Yani dikkatli olmamız lazım. Ömer diyor, delireceğim. Vallahi delireceğim. Acaba sence şu an Ömer benim umurumda mı ya? Sence Ömer benim umurumda mı? Ya ben sizi tanıştırdım o adamla. Tanıştırayım Suzan, tanıştırayım Ahmet dedim. Siz de memnun oldum dediniz. O yaptı. Yani Ahmet öyle davranınca ben de bozmadım işte. Evde söyleyedin. Hı? Olmuyor mu öyle? Ya Suzan, ben senin kocanım. Bak sen beni çok iyi tanıyorsun. Hatta bu dünyadaki herkesten daha iyi tanıyorsun beni. Ya 1000 sene önce yaşanmış şey yüzünden arıza mı çıkaracağım ben? O kadar örümcek kafalı bir adam mıyım? Ya sen beni salak yerine koydun. Hayır canım, öyle bir şey olabilir mi? Estağfurullah. Ya benim için çoktan bitmiş gitmiş bir ilişki Akif. Hatırlamak dahi istemiyorum. Yani o öyle davranınca... Ha, çok güzel oldu. Senin de işine geldi. Yalanına bir kulp buldun. Öyle mi? Bravo. Bana bak Akif. Bu dünyada bana dürüstlük dersi verecek son kişi sensin. Ben senin ne yalanlarını, ne haltlarını, ne entrikalarını affettim ya. Şimdi gelmiş böyle mi konuşuyorsun bana? İyi. Bir ara hatırlat da madalyanı takayım. Bu da pasta. Doğum günün kutlu olsun. Akif. Ara sıra uğra böyle. Olur mu benim güzel torunum? Olur babaanneciğim. Uğrarım. Yasmin. Hı. Çay içer misin? Olur. Alırım. Telefonumun şarjı bitmiş ya. Annem merak etmiştir şimdi. Sen annen eve gitmeyeceğini söylemedin mi? Yok, unutmuşum. Açılsın mesaj atacağım zaten. Selam. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Sevgi teyze. Ömer, demiştim yani Doruk'la ben Yasmin ders çalışacağız diye. Söylediğinde de saçmaydı. Hala da saçma. Sen niye bu kadar geç döndün karakoldan? Görüntüleri almışlar mı? Almışlar. Görüntüleri alan polisi bekledim zaten 40 saat. O yüzden geç kaldım. Hiçbir şey yok. Kamera orayı görmüyormuş. Allah kahretsin ya. Ne yapacağız peki? Nasıl bulacağız arabanın izini? Bilmiyorum Asiye. Bilmiyorum. Ömer. Oğlum iyi misin? İyiyim ya, öyle bir gözüm karardı, bir şey yok. Kahvaltıdan sonra ne yedin oğlum? Hiçbir şey yemedim galiba, ondan da olabilir ha. Ben sana hemen bir şey hazırlıyorum. Tamam. Ne güzel ilgileniyor babaannem seninle böyle. Hı? Kıskandım Allah. Kovmasaydınız evden sizle de ilgilenirdi. Kovmadık canım. Kendisi burada olmayı tercih etti, tamam mı? Yani nedenini ben de pek anlayamıyorum ama. Hadi o zaman artık biz de ufaktan çalışmaya başlayalım ha.
Madem bizi beğenmiyorsun o kadar, sen niye geldin? Ben de onu anlamış değilim. Ya sen kimya çalışmaya geldiğimin nesini anlamıyorsun acaba? Pardon. Bence artık ders çalışmaya başlayalım. Biz Doruk'la bu kitaptan bakalım, siz de o kitaptan bakın. Ben bununla aynı kitaba falan bakmam. Ben de bayılmıyorum. Hatta ben gideyim ya en iyisi. Aa, kapı orada, hadi. Tamam, dur Yasmin, otur. Ömer, Yasmin benim torunum. Hatırım için biraz sakin olup sınavı için ona yardımcı olur musun? Yardımcı olurum Sevgi teyze de. Torunun da ukalalık yapıyor, ne yapayım? Önce sen başlattın. Bence hadi artık çok zaman kaybettik değil mi Doruk? Aynen Yasmin, bak yüz alacağız dedik ha. Öyle kaçmak gitmek yok. Hadi başladık. Tamam, ben bir mesajıma cevap vereceğim. Ondan sonra başlayalım hemen, olur mu? Olur. Kamera kayıtlarından bir şey çıkmamış. Endişelenecek bir durum yok. Oh, oh çok şükür, çok şükür. Ah be Suzan'ım ya, ah be Suzan'ım. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun sen ya? Sanki başta söylesen bir şey diyeceğim ya. Ulan biz de böyle dımdızlak çıktık, atar gider. Allah sonumuzu ayrılsın, bir üşümedir geldi yani. Sen eksiktin. Efendim Nebahat'e? Akif, Doruk'a ulaşamıyorum. Telefonu kapalı birkaç saattir. Sen konuştun mu hiç bugün? Yok, konuşmadım. Hay Allah ya. Nereye kayboldu bu birdenbire gecenin bir körü? Ya Nebahat, nereye kaybolacak Allah aşkına? Kazık kadar adam ya. Arkadaşlarıyla beraberdir. Şarjı bitmiştir, fark etmemiştir. Gelir. Öyle mi diyorsun? Ama yok yok, hiç kapalı olmaz ki onun telefonu. Ben tedirgin oldum Akif. İşte sen de böyle söyleyince ben de tedirgin oldum. Evde misin sen? Hı hı. Evet, evdeyim. İyi tamam, dışarıdayım ben. Bekle geleyim. Beraber bekleyelim. Gelmezse de bakarız ne yapacağımıza. İyi tamam, hadi gel. Taksi de gelmez ki. Ha, buyur. Evet. Kahveni de yudumladığına göre hadi söyle bakalım neden geldin? Ama bak bu sefer doğruyu söyle lütfen. Oğlum okula dön demeye geldim, sen neyini anlamıyorsun? Lan oğlum sanki aramızda neler olduğunu, benden ne kadar nefret ettiğinizi hiç bilmiyormuşum gibi davranıyorsun ya. Eğer böyle aklınızda odama kamera takıp beni millete rezil etmek falan varsa söyle. Tüh bak görüyor musun, yakalandım. Hmm. Ben de diyordum ki böyle papatyalı pijamalarında böyle resmini çekerim, okulun karşısındaki billboard'a asarım dedim ama plan iptal. Oğulcan kaçar. Lan oğlum saçmalama. Otur şuraya. Hem ayrıca benim öyle papatyalı pijamam falan da yok. Bunu o aklına sok. Diyorsun. De Allah'ım ya. Sen yani şimdi harbiden okula dön Tolga demeye geldin ha? Doğru mu? Evet. Oğlum bak yaptığın şey çok saçma çünkü. Dün hepimiz duyduk. Sen hatalarını gayet iyi biliyorsun. Sebeplerini de. Ha. Bunları biliyor olman seni haklı çıkarıyor demek mi? Ama bunları biliyor olman bir daha aynı beyinsizliği, hayvanlığı ve vahşiliği yapmayacağın anlamına geliyor. Yani bence yapmazsın. Akıllı bir adamsın. Durum böyle olunca da okula gelmemek, tümden bırakmayı düşünmek falan bence saçmalık. Oğlum bak babanı gördüm. Gergin bir adam. Ama ailesi her sıkıntılı olan insan okulu bırakmaya kalksaydı ne olurdu memleketin hali? Hiç düşündün? Bunu da düşünmedin. Güzel. O yüzden dön okula. Mezun ol. Özgür ol lan işte. Kendi paranı kazan. Kurtul o adamdan yani.
Yani bence öyle yapmalısın. Diyorsun. Diyorum. Ve ekliyorum. Bir, senle dalaşmayınca zaman hiç geçmiyor abi. İki, sınıfta bir psikopat az olunca ne kadar tatlı ve şirin bir çocuk olduğum hiç belli olmuyor. Üç, Leyla sensiz çok üzülüyor abisi. Yeter mi, daha sayayım mı? Abi aç onu, öbür türlü çevir. Ha. Aç, 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 aç. Tamam. Tamam, yeter bu kadar. Şu masanın. Hadi kızım. Buyurun, afiyet olsun. Teşekkür ederim, sağ olun efendim. Baba. Ay biçem. Kurban olur musun? Nasılsın kızım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hoş geldin. Anam burada mı? Ha, burada burada. Ne oldu? Ha, tamam ya, neyse, yok bir şey. Hadi ben gidiyorum, sonra görüşürüz. Dur dur, nereye? Ne oldu söyle. Ya Aybikem, bak sana yemin ediyorum, günlerdir canım nasıl köfte çekiyor sana anlatamam ya. Yatıyorum kalkıyorum, şu ananın yaptığı köftelerin kokusu burnumdan gitmiyor ya. Diğer köfteler de kesmiyor tabii. He, vallahi öyle ya. Bak üst sokaktaki köfteciye gittim, orada yedim, olmadı. Aşağıdakine gittim, yedim, olmadı. Evde yiyorum, olmuyor. Yok, yok, yok. Hiçbiri ananın yaptığı köfte gibi değil işte. Olmaz, benzemez. Vizyonlu köfte bu, adı üstünde, biliyorsun. He, vallahi öyle kızım ya. Hayırdır Orhan Efendi, hangi rüzgar attı seni? Ne oldu, paranı istemeye mi geldin? Ya ne saçmalıyorsun, ne parası Şengül ya? E niye ki ne geldin sen gece gece buraya? Ya yok, yok, ben dedim ona, rüyamda gördüm seni, gel bir uğra dedim, ondan geldi babacığım. Açsın. Aç mısın? Aç görünüyorsun. Yani aslında akşam yemeği yemedim ya. Yapayım hemen sana yarım ekmek. Değil mi? Yapalım. Yani yaparım yapmasına da. O vizyonsuz karısı sonra olmasın bunu saçını başını. Ya ne diyorsun Şengül ya? Yok öyle bir şey ya. Bir şey olmaz. Bence de, bence de. Neyse sen geç, ben sana getireceğim şimdi. İyi hadi, yiyeyim bir yarım. Anne. Hı? Babam senin köftelerini çok özlemiş ha. Orada açık etmek istemiyor diye söylemedim ama kokusu burnundan gitmiyormuş. Hakikaten mi? Esat diyorsun. Esat. E tabii özlerim benim köftelerimi. Hiç kimsenin köftesi benim elimin değdiği köfte gibi güzel olamaz ki. İyi, koy o zaman Orhan Efendi'nin ekmeğine bol bol köfteyi. Koyayım bari bol bol. Bol bol koy, korkak alıştırma elini. Bir tane daha koyayım. Dur dur, son bir tane daha koyayım. Bak sağa torpil geçiyor. Heh. Ey hadi, afiyet olsun. Sağ olasın. Bak nasıl gömüldü köftelere. Özlemiş, özlemiş, baksana. Kendinden geçti ya. Yani formülde parantez unutmazsan halledersin. Anladın? Anladım. Anladım galiba. Hatta sanırım hayatımda ilk defa kimya ile ilgili bir şey anladım. Enteresan bir şeymiş. Güya biz anlatacaktık ama konu kimya olunca Ömer duramadı. Vallahi Yasmin öğrenecek derken bize de şahane tekrar oluyor. Yaşa be Ömer'im. Ne demek Doru? Sağ ol. Eğer başka anlamadığın ders varsa yine bekleriz. Asiye, abartmayalım istersen ha. Kimya yeterli zaten, sağ ol. Şu son konuya da bakalım o zaman. Sevgi teyze Emel Ağlı geldi herhalde. İyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar. Ben Osman. Aşağıdaki lastikçi dükkanının sahibiyim.
Dün gece eve dönerken yoldaki kazayı gördüm de kardeşin olduğunu söylediler. Kimin çarptığını gördün mü abi? Yok oğlum yok. Ben olaydan çok sonra geldim. Ufaklığın bisikletini, eşyalarını yerde görünce dayanamadım. Onları topladım da getireyim dedim. Hatta üzülmesin diye bisikleti tamir ettim. Allah razı olsun abi. Çok sağ ol. Buyur. Tekrardan geçmiş olsun. İnşallah yapan bulunur. İnşallah. Sağ ol. Bir an bir iz buldu sandım ya. Emel'in ayakkabısı o. Tokadı onun. Da o bileklik Emel'in değil. Kimin bu? Hello. Şükür. Abartsaydın sevgili kardeşim. Ay vallahi zamanım bu kadardı, anca bu kadar alabildim. Demez mi? ha bu arada bu da beni beklediğin için sana küçük bir hediye. Vay. Şaşırtıyorsun beni Yasmin Yılmaz. Wow. Beğendin mi? Bayıldım. Teşekkür ederim. Güle güle kulağım. Sağ ol canım. Çok sevindim. Takalım mı? Takalım, ver. Ver bakalım. Yes. Yes. Çarpıp kaçan düşürmüş olmasın? Ya da yoldan geçen biri. Doğru diyorsun, o da olabilir. Tamam o zaman son konuya da bakalım. Yasmin? Hı? Bir daldın. Ha evet ya. Yoruldum galiba biraz da. Tamam o zaman şu son konuya da bakalım, bitirelim. Olur tamam. Bakalım. Hah gel, gel. Oh. Hayırdır inşallah? Evde yemek vermiyorlar mı sağ? Ha? Köfte neyini yedirmiyorlar mı? Hapur hapur götürdün hepsini. Yok kız ya, yemesini yiyorum da. Bak vallahi yalan yok. Hiçbir şey senin yaptığın şu köftenin tadına benzemiyor ya. Senin yaptığın köfteler bir başka işte. Benim her şeyim bir başka da sen kıymetimi bilemedin tabii. Aa, Gönül mü o? Ne? Vallahi Gönül. Ben gidiyorum ya. Korkma korkma, dur yediğin eşliğine de mi karışıyorum kadın senin? Ya yok ondan değil ya. Şimdi bunun yüzünden tartışmak istemiyorum ya. Şurada ne güzel köftemi yemişim. Ağzımın tadını bozmayayım. Ehe öyledir öyledir. Dur dur baba dur. Sen gitme, ben halledeceğim. Çayın arkada içsen hadi. Hadi hadi hadi. Annenin dükkanında mı? Ona söyleyeceğim bir şey var da. Ha dur, bir dur ya, bir dur. Şey, babam iyi mi ya? Ne? Anlamadım. Ne oldu ki? Ay şöyle şuraya doğru koştu, bir şey oldu sandım ya. Ne oluyor? Bir şey olmadı. Ben dükkanı kapattık. Bakkala uğrayacağım, o da eve geçiyordu. Nasıl yani? Koşarak mı diyorsun? Ha, şöyle şuraya doğru koştu. Allah Allah. Merak ettim. Merak ettiysen bir gidip bak bence. Bir bakayım. Tamam. Heh. Ara şimdi Orhan'ını. Gitti gitti, korkma korkma. Bak ya kız, vallahi billahi korktum falan yok. Söyleme şöyle ya. Şimdi köfte yüzünden tartışmayalım diye öyle söylüyorum. Hallettim. Kendisini itinayla geri püskürttüm. Vallahi mi diyorsun? Ne dedin? Ay boş ver ne dediğimi. Ama
artık eve döndüğünde bir yalan atarsın cüzdanımı bir yerde unutmuşum, yere düşürmüşüm diye. Bak şuna ya. Ay yok, sen masal mı anlatıyorsun böyle ya? Hadi istiyorsan iç bir çay daha o zaman. Hadi içim bir tane daha ya. Helva? Helva mı? He. Helva mı var? Evde yaptıydım ya, camları şeker diye birilerinin getirdim. Ha, yerim vallahi ya. Ay ben de yerim anne ya. İyi hadi baba kız oturun, helvanızı yiyin. Nasıl ama özlemişsin değil mi? Güzeldi. Baba o. O kadar güzeldi ki. Ben dedim ama Nebahat, sana dedim. Hiç dinlemiyorsun ki beni. Arkadaşlarıyla beraberdir dedim. Şarjı bitmiştir dedim. Aman iki saat ulaşamadın oğluna. Ortalığı birbirine kattın ya. Ay vallahi bu iyice sevgilisine yapışık yaşar oldu Akif. Vallahi hiç hoşuma gitmiyor bu halleri. Vallahi benim gidiyor. Erkek dediğim biraz hanım köylü olacak. Babasına çekmiş benim oğlum. Aslan oğlum benim. Oğlum. Ya ne demezsin? Ne demek ne demezsin ya? Ne demek ne demezsin? Gençliğimizi hatırla Nebahat Hanım. Az mı bekledim ben seni manikürcülerin önünde? Ha? Aç aç. Karınsa aç söyle, merak etmesin kadın. Gerek yok. Tavırlı olduğum bir kişi. Ay Akif Allah aşkına yavaş ya. Ya yarım saatte bu kaçıncı, çarpılacaksın bak sonra. Bana bir şey olmaz. Ha, gördük biz o olmazları. Az toplamadım seni oradan buradan Akif Efendi vakti zamanında. Gençtik o zamanlar Nebahat Hanım. Kanımız deli akıyordu. Şş. Ya getirdik sana da bir bardak. İstersen dolduralım diyeceğim ama... Bence de. Çünkü neden? Sen bir bardak içince zaten yamuluyorsun. Aa, aa, aa. Ben yamuluyorum. Allah senin kuru iftirandan sakınsın ha. Nereye yamuluyorum? Toy bana da. Kim yamuluyormuş görürsün. Allah Allah. Ne zaman yamuldum ben? Koy. Of of. Ne o? Hayırdır of of? Ha? Anlat bakayım. Ne yapıyordun sen boş boş sokaklarda gece gece, ne dolanıyorsun? Ben dolanmayayım da kimler dolansın be? Nebahat'im ben o kaldırımların, ben o gecelerin serseri bebesi olmuşum. Ben gezmeyeyim de kimler gezsin be? Vah 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 vallahi Akif. Hani neredeyse üzüleceğim ben sana şimdi. Buna bak, biz yabancı değiliz. Sen anlat bakayım, var mı bilmediğin bir rezilliğin yeni, ha? Yok vallahi. Ya biz birbirimizin mazisiyiz be. Her şeyimizi biliyoruz ya. Ay Akif yavaş Allah aşkına lütfen ya. Vallahi çarpılacaksın. Ya Nebahat, aa bana bir şey olmaz diyorum ya. Teşekkür ederim her şey için. Rica ederiz. Yine bekleriz. O IQ'suz kardeşini yatırma ama. Bence onu sen kışkırtıyorsun. Yoksa normalde iyi biridir. İyiyse hayrat yaptırsın. Bana ne? Gider ayak gerilmesek mi ya? İyi tamam. Doruk beni işe atabilir misin? Olur atarım. Yasmin seni de eve bırakabilirim istersen. Olur. Bana da uyar. Ah, ah, benim defterim ya. Of, içeride kalmış. Ben hemen onu gidip alayım, geleyim, gidelim. Geldim. Yani biraz gerildiler ama fena geçmedi ha. Bir dahaki sefere daha iyi olur umarım ya. Bu arada fark ettin mi? Yasmin Ömer'e çok benziyor. Fark ettim. Ama çok enteresan bir şekilde sana da benziyor Ömer. Çocukluğumuz beraber geçti ondan herhalde. Bilmiyorum, bence onun bilimsel bir açıklaması yok. Evet,
an itibariyle hayatını kurtarıyorum abicim. Burası ne çirkin bir yer ya. Kümeste yaşıyorlar bildiğin. Şarkıyı çaldırmıştın. Ya, kız hatırlamam. Gitmişti insanlar artık. Sonra da eve gelince 50 kere daha çaldın. Kafam patlamıştı ya. Sonlara doğru sıkıldılar zaten. Yeni çocuk işi bıraktı. DJ Ufuk. Ulan arkadaş ne güler. Şimdi ne diyeceğim sana kız? Çalsana aynı şarkı. Yok, hayır ya. Ya bir çal Allah aşkına. Bakın yeni figürlerim var. Ya olmaz, bana yine yaşatma o günü ya. Kafam patlamıştı. Ya hadi, hadi kız. Ayaklanıyorum bak hadi. Çal onları tamam mı? Hadi bak, hadi. Dur. Hadi, hadi bak, çalsana ya. Bak. Ama gülüz bak Allah! Ay. Ama sevgi hanım Ali, Sevgi teyzecik. Gel bak hadi, sen ne diyordun iki göbecik de sana artık be. Dikkat et, dikkat et. Dur, dur, dur. Hadi. Hani senin bir tane hareketin var diye ben şaşırıp şey yapıyordun yani. Ayım da bak nasıl unutmamış cimcimeye bak. Yapıyorum ama bak. Gel bakayım. Bak nasıl kaçacaklar yakada. Ay bak gördün mü nasıl? Ay yoruldum. Çok yoruldum. Vay be size yazıklar olsun be. Ne? Sana yazıklar olsun trilyoner nefesler. Siz böyle mi? Acaba çok özür dilerim. Böyle mi misafir ağırlanıyor bu evde artık? Bu ne cimrilik bir şişe mi var be? Ha? Cimri diyor bana ya. Ver ya bakayım. Allah ay dizimi vurdum. Tut tut. Gel gel. Ay. Ay. Ufukta bir diz göreni. Şuraya koydum ben şişeyi ya. Tamam. Lan. Tutmasaydım düşüyordu be. Ben numara yaptım şaka. Ne boş. Sen biraz kilo mu aldın kız? Dobiş. Dobiş diyor ya. Ben aç geziyorum. Aç kilo almamak için. Ne kilosu kilo milo almadım. Gezme. Aç gezme. Açlık. Senden tecrübe ettim. Bak açlık çok kötü bir şey. Şu acı pılma pırtımı aldığın için sen. Ne diyeceğim? Allah aşkına rica ediyorum bak. Bir salçalı sucuk yapalım. Yapalım yiyelim be. Keyfimiz yerinde madem. Ama Felek'ten bir geceyi zaten çalmadım. Hadi. Hadi gel. İşte oğlum oradan değil, orada çevirme ver. Hadi bardak. Nerede benim güneş gözlüğüm ya? Anne benim güneş gözlüğüm seninkilerin arasına karışmış olabilir mi? Çıktım evden ne yaptı ya? Müsaitsen giriyorum anne. Anne? Anne! Akif! Ya ne var, ne bağırıyorsunuz? Allah aşkına sabah sabah bir durun ya. Ne var oğlum? Ne var, ne bağırıyorsunuz? Deprem mi oldu? Ne var? Ha?
Ha, Nebahat ne oldu? Nebahat! Hadi! İnanamıyorum size. Gerçekten inanamıyorum. Akif. Biz ne yaptık? Sağ olasın abicim ya. Sen bırak oraya, ben içeri taşırım. Kart sendeydi Orhan'cığım. Ödesene. Ha, ben hallederim, tamam. Afra'cığım bak taptaze sıcacık kurabiye yaptım. Okulda yersin kızım. Hı hı. Buyur abi, 3300 lira. Yetersiz bakiye diyor bu. Nasıl yani? Yetersiz mi? Evet Gönüllü abla, bak. Yok yok, olur mu öyle şey? 60.000 limiti var onun, mümkün değil. Bir hata vardır. Vallahi ben demiyorum, makine diyor Gönüllü abla. Ben onun yalancısıyım. Orhan bir bankaya yazsan ne oluyor, ne hatası bu? Gönüllü abla, ha. Ödemeyi bir daha gelişte alsam olur mu? Acil depoya dönmem lazım da. Ya kusura bakma Mehmet'im, böyle bir şey oldu. Rica ederim. Tamam. Kart alın. Yaramıyorsun bankayı. Ya karttan ben çektim parayı Gönül. Nasıl yani? Ya Şengül çocuklar için paraya ihtiyaç var dedi. Ben de çektim, 50.000 lira çektim. Ya biliyorsun yani biz boşandığımızdan beri ben hiç nafaka falan ödemedim. Bari çekeyim hepsini topluca vereyim dedim. Yani sen niye, neden yani, anlamadım. Ya Gönül biliyorsun işte yani... Onlar benim çocuklarım. Şengül'de anaları ne yapaydım yani? Mecbur kaldım. Anneciğim, Orhan amca haklı. Sonuçta babaları yani, değil mi? Yani evet, oradan bakınca haklı tabii. Ya tamam, ben bir şekilde kartı geri koyarım o parayı. Sen merak etme. Koyarsın Orhan'cığım tabii. Şunları içeri taşıyayım. Sen de beni yolcu etmek ister misin? Hem anlatacaklarım var sana anne. Anne. Hı. Yolcu et beni, hadi. Geçireyim ben seni. Anneciğim bağırıyorsun, çağırıyorsun, pişman oluyorsun sonra. Bir de aynı şeyi yaşama diye durdurdum. Orhan'ın yaptığı olacak iş mi kızım ya? Kadına bak. Çocuklarına yardım ayağını benim saf kocamı kandırıyor. Sonra gidip bana rakip, kendine iş kuruyor. Sinirlenmeyecek gibi mi? Ya anneciğim bak sen kendi ağzına diyorsun benim kocam saf diye. Kadın suçlu. resmen benim paramla kendine iş kurdu ya. Ben de o minibüsü onun tepesine yıkmazsam. Adım... Öğretmen de öyle dedi işte. Ha öyle, evet. Öyle oldu öyleyse. Gönül, ben beni al buraya gidip geliyorum. Çivi lazım, tamam mı? Tamam canım, tamam. Anneciğim, sakin ol, tamam mı? Bu savaşı akıllı ve sakin olan kazanacak. Göreceksin. Tamam. Tamam. Beni dinle sen. Tamam, tamam. Hadi sen de okula git, geç kalma. Tamam. Ama dikkat et kendine, tamam mı? Tamam, seviyorum seni. Ben de seni. Bay bay. Bakalım bu savaşı kim kazanacak Şengül Hanım? Mahvedeceğim. Bitireceğim. Bitireceğim. Madem benimle konuşmak istediniz... Buyurun. Dinliyorum. Ben başlayayım istersen. Şimdi sevgili oğlum, görmüş olduğun bu nahoş vaziyetten sebep... Öncelikle senden ve kıymetli eski eşim, annen Nebahat'ten çok çok özür diliyorum. Yani... insan natürasıyla alakalı bu durumun yani
anlık bir zaaf diyebileceğimiz, nefse yenik düşme olarak adlandırılan bu halin yani savunulacak hiçbir tarafı yok çocuğum. Bitti be. Tabii ben de aynı fikirdeyim. Anlık gelişen bir natura zaaf gibi bir şey yani. Oğlum gerçekten ben seni böyle şoka uğrattığım için çok özür diliyorum. Affedersiniz ama özür dilemeniz gereken kişi ben değilim. Bunun farkında mısınız? Tabii eğer sen hala Suzan Hanım'la evliysen. Evlisin değil mi? Bir tabii. Sen de hala kulüpte beraber çalışıyorsun. Bence bu konudaki muhatabınız o. Ben değilim. Ayrıca daha fazla da bu garip durumun içerisinde bulunmak istemiyorum. İyi günler. Ne saçma bir durum oldu bu böyle. Öyle vallahi. Çok saçma bir durum oldu ya. Yavaş yavaş kulübe doğru geçin malum iş güç bile. Tabii canım sen git yani tabii git. Görüşürüz. Tabii. Görüşürüz zaten görüşürüz. Maalesef görüşürüz. Evet, yeni bir okul gününe hazır mıyız bakalım? Hiç hazır değilim, hazır olacağımı da düşünmüyorum. Oğlum hemen böyle moral bozma ama ya. Aynen ya, tamam bizim de her aklımıza geldiğinde çok üzülüyoruz, sinirleniyoruz ama yapacak bir şey yok ki. Ya bulamadık yani, Emel'e bunu kim yaptığını bulamadık. Ayrıca buna kafayı takacağımıza bence bir alçıyla kurtulmuş olduğuna şükredelim. Ya orası da öyle tabii de işte. Şükmese gitmek hayatının hamlesiydi. Gurur duydum seninle. Tabii. Kimin kardeşiyim? Seninkiyle benimki bir olmuş. Bizi gömüyorlar baksana. Vallahi ben Süsen'e çok kırgınım. İstediğini yapabilir. Niye? Konuştunuz mu? Hayır işte o yüzden kırgınım zaten. Ya tamam gerginiz eyvallah da çaycıya kadar herkes kaşına ne oldu diye sordu. Bir prensesin umurunda değil. O biraz garip olmuş ya, haklısın. O beni umursamıyorsa ben de onu umursamıyorum. Bak yine aynısını yapıyor. Gıcık. Gıcık. Bak üzülmeni anlıyorum ama hiç takılma. Onu özledikçe gel bana sarıl, tamam? Gel. Bu da bahane arıyor. Hadi. Gel kıskandıralım şu. Ya gerçekten inanamıyorum ya. Ömer'in beni umursamamasına inanamıyorum yani. Hep alıştırmışsın demek ki çocuğu. O da sen yine ayağına gideceksin diye bekliyor. Gitmeyeceğim ama. Hatasını anlayana kadar ben onun ayağına falan gitmeyeceğim. O gelecek. Ve bir alfa görlün doğma anına... Hepiniz hoş geldiniz. Dalga geçme benimle ya. Sen ne yapacaksın? Halbuki'yle konuşacak mısın? Yok. Kapandı o defter. O eski tatlım Berk yok artık. Öldürdüler onu. Ha? Buyurun hakim. Oğlum sen niye her şeyi taksit taksit getiriyorsun? Bir tane de kahve istedim. Ya bak bu kadar geç servis yaparsanız biz burada müşteri bulamayız ha. Tamam Akif Bey hemen getiriyorum. Az önce de hemen dedin hadi işte. Allah Allah. Evet bakalım bakalım kimler aramış kimler yazmış. Görelim bakalım. Hadi buyur. On cevapsız kara sevdam. Ulan kendi kendine deli deli konuşmayı biliyorsun Akif. Bakalım karnına ne söyleyeceksin? Akif? Suzan?
Ben bugün normalde akşam çalışırım ama seni görmek için erken geldim. Neden? Ben dün evde sen gittikten sonra epey bir düşündüm. Sen haklıydın. Söylemem gerekirdi. Ya sen bana bir sürü yanlış yaptın diye benim de yanlış yapmam gerekmez. Doğru. Gerekmez. Ama ne olur, ya bu kırgınlığı uzatmayalım. Ya ben seni defalarca affettim. Sen de beni affet bu seferlik, olur mu? Ben dün gece kendimi çok kötü hissettim Akif. Aradım da seni, defalarca açmadın telefonunu. Şey yani hani telefonu açarsam tekrar kavga ederiz diye. Hı. İyi yaptın. Nerede kaldın gece peki? Şeyde kaldım. Sen söyle adını. O iki adamla kaldığın evde mi kaldın? Hah, ağzınla bin yaşa. O iki adamla kaldığım yerde kaldım. Anladım. Ama bir daha tartışırsak, kavga edersek evimize dön. Olur mu? Olur. Canım kocam benim. Canım karım. Canım... karım. Fasiye ya. Keşke dün gece ben de sizinle çalışsaydım. Vallahi ben de sistirim. Kimya kitabımın köfte kokması dışında hiçbir alakam yok sınavla. Ya sanki diğerlerine çalıştığında bir bu kaldı. Bu sefer başka Ömer'im. Bu sefer ekmeğimizin peşindeydik. Gerçi ona da göz koyup ayağımızı kaydırmaya çalışanlar oldu ama... neyse ki kazandık. İstesem ayağını kaydırırdım oğulcan. Atıp tutma. Vallahi bana hiç öyle gelmedi. Sanki daha çok böyle yakalandın gibime geldi. Şimdi böyle boşa afra tafra yapıyorsun. Görürsün sen. Ne oluyor, siz ne konuşuyorsunuz? Afra işte yani. Kendi usulünce herhalde cilveleşiyor benimle. Aşk, ne yapayım, geri mi çevireyim? Günaydın. Günaydın. Vay vay vay, hoş geldin ha pozitif. Hoş bulduk. Oh be, vallahi bak sınıf eski haline döndü. Bak yakışıklı, çalışkan, psikopat ve mükemmel ben. Sınıf yine eski haline döndü, güzel. Kimya sınavında okula dönecek kadar cesur gördüm seni. Yani işte zorlu görevlere koşa koşa gitmek gibi bir huyumuz var maalesef. Çok teşekkür ederim Melek kanka. Rica ederim Kızılötesi. Siz ne ara kankam hakkı oldunuz lan? Kıskandın mı lan? Tolumda sence kıskançlık var mı? Yok. Rasim kardeş. Tadıyla düşman çatlatan vizyonlu köftelerimin tadına bakmak ister misin? Sağ olun Şahingül Hanım. Mahalleli övmüştü. Maalesef tadına bakmaya gelemedik. Teşekkür ederim. Canın sağ olsun. Sen iste ben ayağına getiririm seni. Mobil servis. Aşk olsun. Lafı mı olur? Para mı vereceksin? Müesseseden ikramımız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok görüşürüz güzel. Abim. Gel sen daha gel. Burnumun dibine gir. Canına susadım manyak, haberi yok. Medo, çok çalışıyorsun oğlum sen. Gel, köftelerimin bir tadına bak bayım. Abla vallahi iki gündür kokusu buraya gelip gelip duruyor. Yutkunup yutkunup durdum burada ya. Allah razı olsun. Yutkunma sen, yutkunma. Ne zaman istersen gel, ben sana köfte yediririm, para da vermezsin. Olur mu gülüm? Tamam Nur abla. Of, müthiş olmuş bu ya. Nereden çıktı abla bu menemi fikri? Çok iyi fikirmiş. Eks kocam sermayeyi verdi, ben de kafayı çalıştırdım, işletmeyi kurdum kuzum.
Ama baksana bazı zavalların dükkanı da sinek avlıyor. Yakında kapatır bunlar, ben geçerim. Ha, geçersin, geçersin. Çok bekle, geçersin. Cesedimi çiğner, öyle geçersin. Ölürüm de geçirtmem seni buraya be. Korkusu bile sağ yeter. Afiyet olsun kuzum. Sağ ol abla. Ya sabır. Ya sabır. Hayırdır? Senin vizyonsuz ev yemeklerinin pek alıcısı yok galiba bugün. Oh, Emre Beyciğim, hoş geldiniz. Her zamanki bir üç kişisiniz. Buyurun, buyurun. Çekil dükkanımın önünden, kapatıyorsun. Buyurun. Tadıyla düşman çatlatan vizyonlu köftelerimin lezzetine bakmak ister misiniz? Olur, bakalım. Nasıl? Sokağın az ilerisinde yerim, bana da beklerim. Ama çok güzelmiş ya. Biz bugün sizde yiyelim o zaman. Tamam, ben de dükkana geçiyorum zaten. Buyurun önüme düşün. Sana da başka bir zaman gelelim Gönül Hanım. Hayırlı işler. Orada sadece köfte var orada, sadece. Köfte de yaparım, kıymayla çatlatırım. Tadıyla çat, 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 çat. Yetti. Bu son damlaydı, yetti. O minibüsü nasıl patlatıyorum görürsün günün. Ulan Akif, ulan Akif. Tabii dün gece artistlik yapıp anahtarı almadan kapıyı vurup çıkarsan bugün de böyle kedi yavrusu gibi kalırsın sokakta. Ah o dün gece, ah o dün gece. Efendim Akif. Suzan'ım, ya ben seni şey için rahatsız ettim canım benim. Ben eve geldim de anahtarımı almayı unutmuşum. Acaba bir saksıya maksıya bir yere anahtar koydun mu sen? Yok, koymadım. Hay Allah. Ben de bu akşam buradayım. Geç saate kadar çalışacağım. Ne diyorsun ya? Kaç gibi çıkarsın? Yani bilmiyorum. Herhalde bir 3-4 saate çıkarım. Yapma ya. Benim de nasıl uykum var biliyor musun? Neyse tamam bari ne yapalım ama sen gelene kadar bari mahallede turlarım, bir şeyler yerim. Ha? Tamam canım. Gelirken ararım ben seni, eve gelirsin. Tamam ben öyle yapayım o zaman. Sen gelirken beni ararsın, gelirim ben. Görüşürüz canım. Hoşça kal. Afiyet olsun. Ömer. İyi misin? İyi miyim, öyle bir gözüm karardı ya. Bir şey yok. Pek iyi görünmüyorsun yalnız. Bak doktorumuz var, sağlık odamız var. Gel bir baktıralım ha, ne dersin? Yok bu aralar çok stres yaptım. Bir de çok yoruldum, ondan oldu herhalde. Hay Allah, anladım. Oğlum senin burnun kanıyor. Hadi yürü, benim içim rahat etmeyecek. Lütfen gel gidip baktıralım. Tamam. Hadi. Vay, 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 vay. Şengül Hanım, açmışsın dükkanı. Hoş gelmişsin Akif Bey. Vallahi açtık ha, birden bire oluverdi. Güzel olmuş, güzel olmuş ama ben sana dedim, sen bu yemek işine girersen çok büyük para kazanırsın dedim. Yani tam olarak öyle demedim. Ben sana bir yer açayım da çok büyük parayı ben kazanayım dedim ama ne yapacaksın? Hakikaten beni ilk keşfeden sen oldun Akif Bey. Buyur, otur, otur, otur. Hemen mesela bir yarım ekmek yaptırayım. Hadi yaptır. Olcan, Olcan oynaşma şu lambalarla. Hadi bir yarım ekmek yapıver Akif amcana. Karışmış ya, ne oynamasın? Nasılsın, iyisin inşallah? Eyvallah, güzel olmuş. Hoş geldin Akif amca. Hoş gördük aslan. Vallahi çok çiçek gibi oldu ha. Ah kuzular, hoş geldiniz. Buyurun, köftemiz pek lezzetlidir. Duyduk Metin'iz, o yüzden geldik. Yer yok sanırım. Var, yer var. Siz böyle geçin oturun, ben yabancı değilim. Müşteriyi kaçırırım. Sağ olasın Akif Bey. Buyurun çocuklar, hadi oturun.
Buyur Akif amca. Sağ olasın. Oy, oy, oy. Yalnız Osman, bu çok lezzetliymiş ha. Oğulcan, ismim Oğulcan. Sen şundan bir tane daha atsana bana. Bu benim dişimi kovulma etmez ya. Koy oğlum, koy. Oğulcan hadi. Çabuk, 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 çabuk. Çok yavaş abi çalışıyorsun ha. Lan ne kadar koyayım? İki tane yeter. Bir tane daha, bir tane daha koy. Gencecik çocuklar bunlar, karınları doysun. Özel tariftir yalnız o. Ayakta kaldık ya. İsterseniz siz ön tarafa bir geçin. Ben ikinci köfteyi direkt getireyim. Adamsın. Adamsın. Öyleyim zaten. Yeter o kadar da ne veriyorsun? Olur. Bilerek yapıyor bak, bilerek yapıyor. Oğuzcan. Ya oğlum şuradan bir tane de ayran kurtarsana bana ya. Bu böyle boğazımda kalıyor biliyor musun? Hatcan. B vitamini eksikse herhalde. Tamam getiriyorum Atıf Bey. Arif Bey, Arif. Yok ikisi bir olmuş bilerek yapıyor ya. Hmm. Ne kadardır devam ediyor bu şikayetlerin? Dünden beri. Dün de böyle bir başım döndü, burnum kanadı. Mide bulantın oluyor mu? Yani evet. Ah be oğlum ya, niye bana söylemiyorsun? Bilseydim önceden gelirdik. Ömer kafana herhangi bir darbe aldı mı son zamanlarda? Şey... Geçen gün bir kavgaya karıştım da, orada aldım herhalde. Önemli bir şey değildi ki Suzan Hanım, öyle 3-5 tane serseri saldırdı bana. Zaten darbe de öyle ciddi bir şey değildi. Yani galiba. Peki nedir durumu? Yani ciddi bir şey var mı? Buradaki muayeneyle bir şey söylemek imkansız Suzan Hanım. Ama göz bebekleri ve anlattıkları beni biraz endişelendirdi. Tam teşekküllü bir hastaneye gidip beyin tomografisi çektirmek gerekir. Ciddi bir şey olup olmadığı ancak öyle ortaya çıkar. Anladım. O zaman Ömer'cim yarın sabah ilk iş tomografi çektiriyoruz ve bir uzmana görünüyoruz, tamam mı? Tamam Suzan Hanım, zaten baş dönmesi devam etseydi gidecektim ben, isabet oldu işte. Yarın ilk iş gideriz. Hah. İyi, şimdi sen de doğru evine git, yat bir güzel dinlen. Da restoran çok kalabalık, Rıza Bey izin vermez ki. Zaten daha yeni izin aldım, o da fazladan çalışma şartıyla. Sen bunları düşünme lütfen. O kısmını ben halledeceğim. Sen evine gidip yatıyorsun ve dinleniyorsun. Hadi. Tamam Suzan. Çok teşekkür ederiz Mesut Bey. Bir şeyin geçmiş olsun. Sağ olun. Ne iyi oldu bu ya. Bayağıdır böyle bir gece geçirmiyorduk. Evet. Ne seyrediyoruz? Vallahi benim bu aralar romantik modum sıfır. Zaten sevmezdim öyle şeyleri de. Bu aralar iyice bir uzağım o meselelere. Acaba o meselelere değil de belki mi gıcıksın sen? Aramıyor mu seni? Hiç konuşmuyor musunuz okul dışında? Yok. Bak bu garip işte. Mesaj da atmıyor. Zaten atsa kesin şöyle derdi. Hmm, demek Tolga ha, arkamdan iş çeviriyorsunuz biliyorum ha. Kafayı Tolga ile yemiş. Bence Doruk'a ve ailesine bir şey yapamadığı için öfkesini Tolga'dan çıkarıyor. Tamam da Tolga'nın suçu ne? O niye böyle suçlamalarla uğraşsın? Çocuğun derdi kendine yetiyor bence. Ben üzülüyorum bu ara Tolga'ya ya. Yani evet geçen sene çok kötü şeyler yaptı, nefret ediyordum ondan ama... bu sene bakınca biraz değişti gibi. Bence büyüyoruz Asiye. Hatta Tolga da büyüyor, hatalarını fark ediyor. Ben de üzülüyorum ona ya. Babasıyla durumuna yani. Yine de çok güvendiğimi de söyleyemem de. Neyse, ne izleyelim? Korku filmi izleyelim mi? Olur. Hatta dur, geçen gün bir şey indirmiştim, onu izleyelim. Ama korkunca sarılmak serbest mi? Serbest, serbest. Tamam. Okey. Benim müşterilerimi çalarsın ha.
Ben de senin hayallerini çalayım da gör. Gör. Şimdi yaparsın köpeği kıymayla. Hadi yap da göreyim. Hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi. Uyandırmayacaktın deli gönül. Uyandırmayacaktın. Sen şimdi burada müşterilere kuyruk yap da göreyim. Yandı bitti, kül oldu. Yanıyor. Bu ne ya? Bu ne biçim sıcak? Ağzım dilim kurudu ya. Bir su mu, bir şey yok mu arabada? Lan! Lan! Arabanın dışına yanıyor. Lan cehenneme geldim. Karımı aldattım, öldüm cehenneme geldim. Allah'ım yardım et. Anam, öldüm cehenneme gittim Allah'ım. Lan yanıyorum. İmdat! İmdat! Nasıl açılıyor lan bu? İmdat! İmdat, Allah aşkına yardım edin. Yardım edin, yanıyorum. Hayır. Lan duyan kimse yok mu? Öleceğim burada, yanıyorum. İmdat! Biri yardım etsin, yanıyorum lan. Yanıyorum, imdat. Kimse yok mu? İmdat! Acaba hangi komikli videoyu yolladın ya? Serbest dolaşan tavuğun kovadaki hali. Organik sak. Ya oğlum işin gücün yok, buna mı uğraştın ya? Bir dakika ya. Kaza yerindeki bileklik değil mi? Emel'in ayakkabısı o. Da o bileklik Emel'in değil. Kimin bu? Çarpıp kaçan düşürmüş olmasın? Sarpınmış. Şerefsiz önüne geldin, bana saldırdın, sonra da kardeşime çarptın ha? Bu sefer öldürdüm oğlum seni. Emel! Bir de adam çağırdın değil mi? Seni öldürüyorum. Ne oluyor lan? Bana gülüyordunuz ha? Ha? Gülüyordun ha bana? Erkek seni. Ne oluyor lan?